Selamlar, bugün kısa bir tarih yolculuğuna çıkacağız. Lakin şunu da söylemeden geçmek istemiyorum. Kanalımızdaki çekiliş devam ediyor. Çekilişte 3 kişiye istediği formayı hediye ediyoruz. Çekilişe katılmak için yapmanız gereken sadece abone olmak. Şimdiden bol şanslar. Futbolu onlarsız düşünemediğimiz, onlar olmasa birçok kargaşaya yol açacak olan sarı ve kırmızı kartın ortaya çıkışı şu şekilde oldu. Hakemlerin herhangi bir dilden bağımsız kalacak şekilde renkli kartlar kullanması fikri ilk olarak Britanyalı futbol hakemi Ken Aston tarafından ortaya atıldı. 1966 FIFA Dünya Kupası'nda hakem sorumlusu olan Ken Aston, aynı zamanda FIFA Hakemler Komitesi'nin bir üyesiydi. Kupanın çeyrek finalinde İngiltere ve Arjantin Wembley Stadyumunda karşılaştılar. Maçın ardından tutulan raporlarda maçın hakeminin İngiliz oyuncular olan Bobby ve Jack Charlton'ı uyardığını ve Arjantinli oyuncu Antonio Rattini'yi oyundan attığını yazıyordu. Lakin hakem bu kararlarını maç içerisinde net bir biçimde belirtmemişti. İngiltere Teknik Direktörü Alf Ramsey, maç sonrası durumun açıklığa kavuşturulması için FIFA'ya başvurdu. Ortaya çıkan bu durum Aston'ı bu işin içinden çıkmak için derin düşüncelere daldırdı. Sonra Aston'ın aklına trafik ışıklarının da çalışma prensibini temel alarak dil engelinin aşılacağını düşündüğü sarı ve kırmızı kartlı sistemi getirdi. Artık trafik ışıklarında da olduğu gibi sarı uyarı, kırmızı dur olarak algılanacaktı. Lakin böyle bir kararın alınması tam olarak 4 yıl sürdü. Yani sarı ve kırmızı kart 1970 FIFA Dünya Kupası'nda kullanılmaya başlandı. Son olarak şunları da söyleyelim. 1966'daki çeyrek final maçı İngiltere ile Arjantin arasındaki amansız rekabetin de başlangıcı oldu. Arjantin'in kaptanının haksız ihracı ve İngiltere'nin attığı golün offside olması Arjantin'de 100 yılın hırsızlığı olarak tanımlanıyor. Fakat kader bir şekilde hak dağıtmasını da biliyor. Bu sefer 1986 Dünya Kupası'nda İngiltere'ye haksız bir şekilde 2-0 eledikten sonra dünya literatürüne akıllardan hiç çıkmayacak isimleri olan iki gol bıraktılar. Tanrı'nın eli ve 100 yılın golü. İkisi de Maradona'nın marifetiyle atılmış gollerdi.